Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda e, tabii ki biraz daha hızlı olmaya çalışacağız. E, biraz daha geçecek aldık yayınlamaya çalışacağız. Yine de videoyu bu videoda 15 Eylül 2022 tarihli Perşembe günü futbol tahminlerinde Avrupa Ligi ve Konferans Ligin'den seçtiğimiz maçların tahminlerini vereceğiz. Her zaman yaptığımız gibi aralarından seçtiğimiz kupon önerilerinde de bulunacağız. Tabii ki e, genelde e, Türk takımları biliyorsunuzdur. E, Konferans liginde ve e, Avrupa liginde oynuyorlar. Temsilcilerimiz Trabzonsporla Fenerbahçe Avrupa liginde, Başakşehirle Sivasspor Konferans liginde. Tabii ki onların da maçlarının tahminlerini vereceğiz. Şimdiden daha başlamadan önce. Türk takımlarını hepsine başarılar diliyorum ve e, umarız yine o so, iyi sonuçlar alıp puanı yükseltirler Türkiye e, e, Türkiye'nin Avrupa'daki puanı yükselir daha da yüksek sıralara gideriz tabii ki başlamadan önce dünkü Çarşamba'nın e, sonuçlarını bir geçeceğiz üzerinden hızlıca e, Çarşamba Şampiyonlar Ligi 14 Eylül videosunun sonuçlarını Orada yine iyi bir şekilde kazandırdık. Kazanan arkadaşlar şimdiden tebrik ediyorum. Ee, Normalde toplamda 9 maç verdik. 9 maç vardı. 9'un da tahminini verdik. Aralarından kupon oluşturmak için e, maçlar seçtik. Sağlam kuponumuz gelmiş oldu tekrardan. 2 ve üzeri gibi orandan kazanmış e, olmalısınız eğer onu seçip oynadıysanız. Tabii ki kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Beraberlik maçımız da geldi. Diğer maçlarda bazı eksiklikler vardı kupon olarak. Ama genelde bayağı bir maçımız. 9'da 6 maç tutturmuş olduk. Bu çok güzel bir başarı arkadaşlar. Çok güzel yüzdeli bir başarı. Doğru maçları seçip kazanın arkadaşlar. Tekrardan tebrik ediyorum. Sağlam kuponda verdiğimiz ilk maç Milan. Dinamo Zagreb maçı Milan kazanır demiştik. 3-1 Milan kazandı. İkinci maç erken maçlardan Shakhtar Donetsk Celtic burada beraberlik vermiştik. 3-50 gibi yüksek oranda. Onlar da 1-1 bitirdi. Bu da gelmiş oldu. Üçüncü maçta Chelsea Salzburg 2.5 gol üstü demiştik ya da karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var geldi. 2.5 gol üstü gelmedi. 1-1 bitirdiler. Dördüncü maç Kopenhag Sevilla'ya yüksek orandan Sevilla kazanır demiştik. Maç 0-0'da kaldı. E, bu maç gelmedi. E, Sevilla bir türlü kazanamadı. Beşinci maçta Juventus-Benfica beraberlik vermiştik. 2-1 e, Benfica yenmeyi başardı. Bu da gelmeyen diğer maç. Altıncı maç maccabi Haifa Paris Saint Germain. kaplı Paris Saint Germain kazanır. Mbappe gol atar demiştik. İkisi de oldu. Mbappe de attı. Yine Messi'nin pasıyla tam dediğimiz gibi oldu. PSG 3 bir yendi. E, 7. battan Manchester City Dortmund maçında 2.5 gol üstü önermiştik. 2-1 bitti. Manchester City yendi. 2.5 gol üstü gelmiş oldu. Ve Rangers Napoli maçında x 2 çifte şans önermiştik. Napoli 3-0 yenmeyi başardı. Bu da rahatlıkla gelmiş oldu. Son olarak da 9. maçta Real Madrid Leipzig maçı. Real Madrid kazanır bir şekilde demiştik. 2-0 Real Madrid kazanmayı başardı. Bu da 1.50 gibi güzel orandan geldi ve iyi bir şekilde kazandırmış olduk. Sağlam kupon olarak verdiğimiz maçlar Milan kazanır. Paris Saint Germain Paris e yok Rangers Napoli x2 çifte şans ve Real Madrid kazanır. Bu üçlüyü vermiştik sağlam olarak. Oynamak isteyen arkadaşlar için sağlam kupon olarak o gelmiş oldu. Tekrardan kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. E, beğeni atmayanlar beğeni atsınlar. Yorum da yazarsınız. Bize destek çıkarsanız seviniriz arkadaşlar. Değişik yollarla da bize destek çıkabilirsiniz. Diğer videoları izleyip oynatma listesindeki diğer videoları da izleyip o şekilde de destek çıkabilirsiniz. İyi bir şekilde seri yakaladık. Salı da kazandırdık. Çarşamba da kazandırdık. Pazartesi de kazandırdık. İyi bir seri olarak gidiyoruz futbolda. Şimdi umarız bu videoda da Perşembe Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yine iyi bir şekilde kazandırırız. Başlıyoruz. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Fazla yoruma dalmadan çünkü çok uzun sürmesin. Notlarınızı hazırlayın. Not tutmayı hazırlayın arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Avrupa Ligi maçları ile ilk önce başlıyoruz. İlk maçımız Mitiland Lazio maçı. Burada Lazio kaybetmez. Lazio son dönemde forum, forma, girdi. Mitiland ise düşüşte. Lazio bu maçı Belki kazanır ama en azından kaybetmez. Burada sağlam olarak x2 çifte şans veriyorum. Öneriyorum 1-20 oranda. İkinci maça geliyoruz. Real sociedad omonia Nikosia takımı. Burada da tabii ki Real Sociedad-Manchester United'i yenerek ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Omonia karşısında rahatlıkla yenecektir. Ben sağlam olarak düz düşük orandan Real Sociedad kazanır diyorum. İsteyen burada tabii ki handicap da alabilir. Üçüncü maça geçiyoruz. Şerif Tiraspol Manchester United maçı. İlk maçı kaybettikten sonra Manchester United mecbur bu maçı kazanmalı. Ama kolay olmayacaktır. Şerif Tiraspol'da da güçlü bir takım var. Ama bir şekilde Manchester United kazanır diyorum. yirmi beş oranından onu da galibiyetini alabilirsiniz. Dördüncü maçta geliyoruz. Bizim temsilcisi bize Trabzonspor Kızıl Yıldız'a karşı çıkacak. Ee, Trabzonspor son dönemlerde birkaç tane yenilgi aldı ardı ardı. Hem Avrupa'da yenildi Em Türkiye Süper Ligi'nde yenildi. Şimdi artık bu telafi maçı gibi gidecek. Hem Avrupa'da ev seyircilerini sevindirmek için mecbur. Kızıl Yıldız gibi takıma karşı gücünü gösterip kazanmak zorunda. Zor olacaktır, kolay olmayacaktır. Ama bir şekilde Trabzonspor bu maçı artık kazanır diyorum. İki gibi yüksek orandan Trabzonspor'un galibiyetine güvenebilirsiniz. Geliyoruz 5. maça. 5. maç Roma-Hichelsinki maçı fazla değinmeyeceğiz Roma kaybettikten sonra Ludogorets'e karşı burada bir patlayış gerçekleşecek ve ki kiyl'in ki farklı bir şekilde yenecektir. En az bir handikaplı Roma'nın galibiyetini alabilirsiniz 1.30 oranından. 6. maça geçiyoruz. Betis Ludogorets maçı. Ludogorets Roma'ya karşı kazandı ve biraz avaya avaya girdi ama şimdi karşılarında İspanyol temsilcisi Real Betis olacak. Onların da çok güçlü takımı var. Şu anda seri olarak da çok formda gidiyorlar. Ludogorets'in yapacağı pek şey yok bu maçta. bir şekilde Betis Ludogorets'i yenecektir. 1-0-2-0 da olsa bir şekilde Betis kendi evinde seyircisi önünde bu maçı kazanacaktır. Ve geliyoruz 7. maça Avrupa Ligi'nin son maçına temsilcimiz. Arkada da gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin maçına Ren Fenerbahçe oynayacak. İlk maçta Ren de kazandı. Fenerbahçe de kazandı. Burada artık kim kazanırsa liderlik o tarafa kayabilir gibi gözüküyor. Ama ben burada taraf baksine girmenizi önermiyorum. Ren kendi evinde güçlü oynuyor. Ama Fenerbahçe de sürpriz yapabilir. Bu güçlü kadroyla. O yüzden en garanti olarak burada size önereceğim şey karşılıklı gol var. Tabii ki öncelikle Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Umarız kazanırlar. Ama bir yerde bu maç birbirine gelecektir. Karşılıklı gol var gelecektir isteyen burada iki buçuk gol üstü de alabilir. Artık maç kime doğru kayacak o kesin değil. Geliyor 8. maça. 8. maç konferans liginden artık olacak. Kuluş Sivas Spor maçı. Sivas Spor beraberliklerin takımı oldu. Geçen hafta da beraber almayı başardılar. Zor da olsa şimdi de Kuluş'a karşı kazanmaya çalışacaklardır. Ama Romanya'da Kuluş Napoka kendini bırakmaz, kendini vermez daha güçsüz takım olmalarına rağmen Sivas zor yener. Burada yine beraberlik veriyorum. Sivas yine beraber kalacaktır. 9. maça geliyoruz. Slavia Praga Balkani maçı. Slavia Praga da Sivas karşısında ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Zar zor beraberliği kurtardı Sivas Burada Slavia Praga farklı bir galibiyet alacaktır. Balkani karşısında en azından bir handikaplı kullanabilirsiniz bu maçı sağlam oynamak isteyenler için ve geliyoruz son maça, son 10. maça. Yine bizim temsilcimiz harikalar yaratan son hafta son maçta Beşiktaş'ı bile yenen Başakşehir ilk maça e, farklı bir galibiyetle başladı. Konferans Ligi'nde şimdi güçlü İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya karşı çıkacak. Burada kendilerini test etme, büyük maçlarda test etme imkanı bulacaklar. Umarız kazanırlar, güçlü oynuyorlar ama biraz yorgunluk da artık olacak. turistlerinde seri olarak Avrupa'da gidiyorlar. Bir yerde yorgunluk çıkacaktır ortaya. Fiorentina ise tam tamına o da bir beraberlik takımı. Zor kazanıyorlar ama zor kaybediyorlar. Burada o yüzden yine beraberlik öneriyorum. 3 orandan iki takım da kazanmaya çalışacak. Bir yerde 1-1 olup belki 0-0 maçın bitme olanağı var. Burada beraberlik rahatlıkla alabilirsiniz. Böyle yaptığımız maç tahminlerinden sonra kupon olarak yapabileceğiniz kuponlara geçeceğiz. İlk kuponu her zaman yaptığımız gibi sağlam kupon olarak vereceğiz. İlk maç Mitiland Lazio maçı x2 çifte şans 1.20 oran. İkinci maç Real Sociedad Omonia Nikosia maçı Real Sociedad kazanır 1.15 oran. Üçüncü maç Roma Hik Helsinki bir handikaplı en az 1.30 orandan Roma kazanır en az bir handicap diyorum. En az iki farklı Roma yenecektir bu maçı. 1.30 orandan kullanabilirsiniz. Ve dördüncü maçımız bu kuponda sağlam kuponda Betis Ludogorets maçı. Betis kendi evinde kazanır 1.30 oran. Bu dört maçı sağlam olarak kombin ederseniz 2.30 civarında 2'nin üzerinde oran oluşturmuş olursunuz. Ve iyi bir şekilde yine sağlam olarak paranızı 2G katlama şansı bulursunuz arkadaşlar. Ve geliyoruz ikinci kupona. ikinci kupon seviyesi olarak verebileceğimiz bir kupon. Daha biraz daha yüksek orandan. Ee, burada tabii ki Şerif Tiraspol, Manchester United, Manchester United zor da olsa kazanacaktır. 1.25 oran. Trabzonspor bizim temsilcimiz Kızıl Yıldız karşısında kazanacaktır. 2 oran gibi yüksek orandan bunu kullanabilirsiniz. Ve Ren Fenerbahçe maçı karşılıklı gol var 1.60 oran. Bu üç maçı da kombine ederseniz yaklaşık 4 orandan kazanma şansı elde edersiniz. Bu kupon daha çok öğrenciler için ve daha kısıtlı, daha düşük imkanlarla oynayan oyuncular için geliyor. 4 gibi bir ortalama kuponla. Ve her zaman yaptığımız gibi bir kuponda yüksek orandan vereceğiz. Bizim temsilcilerimiz takımları Sivaspor yani Kuluş Sivaspor berabere 3.30 oran ve Başakşehir Fiorentina berabere 3 oran. Bu iki maçı da kullanırsanız yaklaşık yine 10 orandan kazanmış olursunuz. Yüksek orandan bu iki beraberlik maçını alıp yüksek oranda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Herkese bu şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Umarım en yüksek şekilde 4'te 4 yaparsak çok iyi olur. Kazanırsak bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Abone olun arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik tutmayın. E, algoritmalarda daha güçlü olmamız için bize destek verirseniz seviniriz. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.